Öf, leş gibi içki kokuyor. Alıştığımız alkoliklere hiç benzemiyor. Ceplerine bakalım, belki hüviyeti vardır. Durun bakalım çocuklar. Kalk bakalım ayağa. Vay canına, Kartal Murat. İstemem. Bıraktın mı yoksa? Haram suyunu çekince. Ama içkiye param varmış. Elbiselerim nerede? Çöp tenekesinde. Senin olman gereken yerde yani. Allah cezanı versin. Neden böylesin? Geleceğin parlak bir polisiydin. Şunları giymeni istiyorum. Benim değil onlar. Yeni aldırdım. Paran olunca borcunu ödersin. Ne borç, ne de elbiseler istemiyorum. Bunları giyeceksin. Sonra tedavi için doktora gideceğiz. Bu bir emirdir. Baş üstüne. Ne durumda? Vücut delik deşik. Kurşun, bıçak yaraları, kırık kemikler. Demirle kırdılar. 1000 lira ikramiye aldım. İyi bir polisti. Kurtulabilir mi? Tam deyimiyle tipik bir alkolik. Böylelerinin sonunu bilirsin. Bırak bu ağızları doktor. Bir köpekten bahseder gibi konuşuyorsun. Buradan çıksın, elbiselerini rehin verip parayı da içkiye yatıracaktır. Neredeyse ağlayacağım. Benden size ne be? Sen sus! Eğer ölmek istiyorsan bu kendi bileceğin iş. Ama ben müsaade edene kadar burada kalacaksın. Hayır. Şu an istifa ettim ve gidiyorum. Tutuklusun. Beni hangi suçla tutukluyorsun? Serserilikten. Baş üstüne. Kartal Murat'ın tutuklu olduğu doğru mu? Polislikten atılacak mı? Hastaneye mi, hapishaneye mi girecek? Doktor artık tedavisi imkansız alkolik olduğu teşhisini koydu. Polislikten atılacak, göz hapsinde bulundurulacak. Ayrıca en ufak bir suçunda derhal kanuni işlem yapılacak. Resmini çekebilir miyiz? Az sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Alkolik olma sebebi var mı? Var. Yıllar önce ölen kardeşinden sonra toparlanamadı. Müsaadenizle. Ölmek üzere olan biri var. Ahbabımmış. Seninle konuşmak istiyor. O it için bana ahbabınmış deme. Polislikten istifa ettiğimi unutma.
Yeni elbiseleri de niçin aldığın anlaşılıyor. Ver. İç bakalım. Adam senden başkasıyla konuşmak istemiyor. Çok akıllı bir patronsun. Kabul. Bir tane daha. Suçluyu konuşturduktan sonra. Kötü bir dost olmuş. Kartal, ben... Evet. Sen de benim gibi çok kötüleşmişsin. Az daha tanıyamayacaktım. Yok. Hastaydım. Peki bu halinle onlarla baş edebilecek misin? Beni bilirsin. Kardeşim sağ. Ne dedin? Onu onların elinden kurtar. Onlar kim? Gazete bayi Recep. Emanet onda. Kardeşini kurtar. O iyi bir dosttur. Benimle hep seni konuşurdu. Bana çok iyilik etti. Bir de iyisin söyle. Mankenler. Güçlü insanlara şantaj, resimler, onlar herkesi kullanıyorlar, öldürecekler. Sağ olun efendim. İçkiyi bıraktım. Kartal Murat polisken bize nefes aldırmadı. Önce kardeşini bitirdiniz, şimdi de onu. Planınız nedir? Her an kardeşinin ölüm korkusuyla yaşayacak. Yaşarken ölecek. Kardeşi gibi pis bir süprüntü olacak. Sonra gelip ayaklarımızı yalayacak. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take. Anlat. Seni her yerde arıyorlar. Doktor. Kaçırdılar.
konuşturmak için işkence edecekler. Bazı insanlar adalet için ölmesini bilirler. Benim ne zaman ölmemi istiyorsun? Zamanı gelince söylerim. Baş üstüne. Polisler her zaman ölmeye hazırdır. Patron sensin. Nerede ve nasıl öleceğimi bana siz öğrettiniz. Biz polisleri iyi yetiştirdiniz. Olduğun yerde kal. Neden korkuyorsun? Sadece canlı kalmak istiyorum. Dönebilir miyim? Yavaş yavaş dön. Benden ne istiyorsun? Polislikten atıldım. O zaman sana bilgi satamam. Kardeşimi arıyorum. Bana bilgi verecek kim olursa onunla işbirliği yapmaya hazırım. Polisken bana iyiliklerin dokundu. Bir şey öğrenirsem seni ararım. Beni iyi tanırsın. Oh. Abi, uçan mı var, kaçan mı var? Önümüzdeki arabayı yakalayacağız. Tamam abi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Tam adamına çattın. Hayatta kovalama ve yakalama da üstüme yoktur. Hadi hadi gazla. Merak etme abi, avucunun içinde bil. Abi be, ben içiyorum, bu araba sallanıyor be abi. Şimdi yakalarız. Avucunun içinde bil. James Bond arabası bu be.
Korkudan arkamıza saklandı inek. Nereye gitti bu be? Oh maşallah. Böyle giderse yakalarız inşallah. Onu bir görsem şıp diye yakalarım. Benden sinek bile kurtulamaz. Hadi gazla. Niye gazladım abi? Hayatımız gazlamakla geçiyor zaten. Belki gazlarsın. Abi be, belediye de bu yolları amma virajlı yapmış be. Niye durduk? James Bond arabası bu abi. Kendi kendine durur, kendi kendine kalkar. Galiba duvara çarptık. James Bond seni görse kıskanırdı. Maşallahın var. Ayıp ettim be abi. Bir seferinde ben 50 arabayı birden takip ettim. Saniyede yakaladım hepsini. Benden korkusuna dönüp duruyor. Hayatımda tanıdığım en kıyak şoförsün. Ayıp ettin abi. Ah şu belediyenin yolları bir de virajlı olmasa. Al bir viraj da. Ulan hiç düz yol yok mu burada? Abi, bir şey itiraf edeyim mi? Ben çok kovalarım, yakalarım ama şimdiye kadar hiç araba kovalamadım. Hep kız kovaladım. Daha gençsin, bir gün yakalarsın. Arabayı yakalayamadık ama borcumu alırım. Bana 5.000 lira borcum var abi. Baş üstüne. Çok kibar adamsın be abi. Ya. Benimle ilişki kuran herkesi öldürüyorlar. Boşuna ölmeyenlerin şerefini. Baş üstüne. Zor oldu ama doktoru kurtardık. Bak buna sevindim işte. Senin gerçek bir alkolik olup olmadığın hakkında bilgi almak için işkence etmişler. Ama konuşmamış. Onun sayesinde bu oyunu onlara yutturduk. Yalnız biraz hastanede yatacak. İnşallah kurtulur. Adalet uğruna savaşanlara aşığım. Bu dünyanın kendileri için, para için yaratıldığına inanan kodamanlara, azıcık aylığıyla, rüşvetsiz, alnı açık karşı koyan, halkı için kendini düşünmeyen küçük memurlara aşığım. Biliyor musun şimdi en büyük kahraman kim? Biliyor musun kim? Rüşvetsiz, namuslu, görevini yapıp vergisiyle, emeğiyle şikayetsiz, bu dünyayı omuzlarında taşıyanlar, o isimsiz kahramanlara da aşığım. Bu memleketin toprağına, ekmeğine, insanına aşığım. Sen romantik bir aşıksın. Sen de biraz kadınlara aşık ol. Sülün Süvet firmasına git, kendine bir kız bul. Yakışıklı adamsın, kız da güzel olsun. Baş üstüne. Sizin için ne yapabilirim? Bir manken kızı arıyorum. Sizinle çalışıyormuş. Bugünlerde herkes manken istiyor. Hem de sık sık. Mankenlerden hoşlanmam. Göğüsleri küçük oluyor. Beyefendi, beyefendi. Herhalde benden söz etmiyorsunuz canım. Vay anasını be. Sen müthiş bir şeysin. Şey yani... Aradığınız manken bu mu? Hmm.
Aradığım manken Sülün Süet'in gece ziyafetine katılan mankendi. Siz o gece için kızları seçen Bayan Ani'yi görmelisiniz beyim. Başüstüne. Başüstüne. Fena değil. Senin her tarafın konuşuyor. Maşallahın var. Sen hiç giyinik gezmez misin? Elimde olsa hiç giyinmem. Bazen beni zorluyorlar. Zaten benim yapmak istediğim de zorlamak. Ya. Hadi. Hemen. Maaşı. Yeter. Yeter. Çok yılıştın. Çık yukarı. Kıskandı. Şu kızları kontrol edemiyorum, affedersiniz. Üzme tatlı canını. Onları sık sık zorlamazsan işte böyle olur. Öyle mi canım? Sen nasıl zorlarsın acaba? Baş üstüne demeyeceğim. Ah şu erkekler. Size kızların resimlerini göstereyim, belki tanırsınız. Bunları tanımak isterdim. Ama bende o şans nerede? O gece neler oldu bilmek istiyorum. Efendim? Bana lütfen Ani deyin. Baş üstüne. Kızlar bir hata mı işledi? Onların ne halt ettikleri umurumda bile değil. Sadece bilmek istediğim o gece kardeşimin yanında olan kız kimdi? Çünkü o gece kardeşim öldürüldü. Üzüldüm. Fakat bir araştırma yapacağım. O gece kardeşinizle olan kızı bulacağım. Umarım. Hadi beni zorla. Önce tanışmamız gerek. Ciddi misin? Ciddiyim. Öyleyse gidelim. Baş üstüne. Kimi kovalayacağız abi? Sen yakalamışsın abi. Bir de ben yakalayabilsem. Daha gençsin, bir gün yakalarsın inşallah. Kapıyı sen mi açacaksın yoksa ben mi? Tabii ben. Buyur geç yengeciğim. Tamam. Abi be, bu arabanın bir huyu daha vardır. İçeride hanım oldu mu böyle hep bir kafasını sallar. Nasıl geldik ama? Dakikasında geldik değil mi? Bana bak hızlı şoför. Sen burada beni bekle. Bu işleri gayet iyi bilirsin. Hadi eyvallah, darısı başına. Bilirim, bilirim abi. Bilirim. Ha? Wow, biz dışarıda kaldık galiba abi. İçki ister misin? Yok, her şey sırayla. Önce malı görelim. Sana notumuzu verdik. 10. Sınıfta kalmadın. Hadi, şimdi giyin. Neden? Benimle birlikte geleceksin. Bana mankenlerin zengin müşterilerini nerelere götürdüklerini göstereceksin. Demek benimle olmanın amacı buydu. Çok zekisin. Hak ettin. Neyi? Bil bakalım neyi. Vay abi! Bitti mi iş? Ama ben sıkıldım be abi. Allah aşkına birilerini kovalayalım be abi be. Daha gençsin. Bir gün kovalarız.
Merak etme abi. Kimi kovalayacak sanki avucunda bil. Baş üstüne. Nasıl hızlı gidiyoruz ama değil mi abi? Tıpkı James Bond gibi. Affedersiniz ama acaba üye kartınızı görebilir miyim hanımefendi? Bana bak ahbap. Bir hanımın yanında erkek varsa önce onunla konuşulur. Sen sus be! İyi ki önce o vurdu. Prensibimdir. Bana vurmayana vurmam. Şimdi sana bir iyilik yapacağım. Ne o dostum, bir derdin mi var? Burası hanım evlatlarına göre yer değildir. Baş süre. Bas git buradan. İyi ki önce sen vurdun. Prensibimdir. Bana vurmayana vurmam. Şimdi sizlere bir iyilik yapacağım. Size bir iyilik daha yapayım mı? Kardeşin o akşam Oya ile çıkmış. Sana çok benziyormuş. Sağ ol canım. Hak ettin. Neyi? Bil bakalım neyi. Biraz konuşalım hayatım. Ya konuşmazsam? Ben konuştururum hayatım. Hanımları konuşturmak için tokat atanlardan mısın? Hayır. Her şeyin karşılıklı olmasından yanayım. İyi ki önce sen vurdun. Prensibimdir. Bana vurmayana vurmam. Şimdi sana bir iyilik yapacağım. Evdeyim sizler kızlar. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Ben yabancı değilim kurum. Elemeyin kızlar, fena diyorum. Yapmayın, gıdıklanıyorum. Arkaya dönme bayan, topuna vururum ha. Öpeyim mi, döveyim mi? Öp beni hayatım. Öpeyim hayatım. Öpeyim mi, döveyim mi? Başsın hayatım.
Makyajını bozdum, özür dilerim. Saatler olsun. İyi günlerde kirlen yavrum. Hı, yakışıklı erkekler de geliyor. Güzel. İyi ki önce siz vurdunuz. Prensibimdir. Bana vurmayana vurmam. Şimdi size bir iyilik yapacağım. Hadi şöyle durun bakayım, şimdi katır tekmesini yiyeceksiniz. Gelin, gelin bakalım erkek güzelleri. Size bir banyo daha yaptırayım ha. Ben hayatımda banyo yapmadım abi. Ben de yapmadım abi. Öyleyse size bir iyilik yapayım ben. Aman abi, abi olur yapma. Öyleyse bir üfleyeyim. Aman abi, abi ne olur üfleme. Haydi toz olun. Geçer, hemen al. Anlat. O gece olanları anlat bana, hayatım. Yakışıklı bir adamdı. Senin ikizin gibiydi. Ama senin gibi kaba değildi. Hoş, ben kaba erkekleri severim. Onun da önce Nail'in yerine gitti. Yanında başkası var mıydı? Evet, ismi Tülin'di. Tepe başında otel balede kalıyor. Sağ ol, hayatım. Teşekkür ederim. Sadece teşekkür mü? Öpmeyecek misin beni? Ah, fena fikir değil. Affedersiniz. Tabii sizi öpmem gerekiyor. Hayvan! Hayatım, istediğini söyleyebilirsin. İçini boşalt. Çünkü aynen iade ediyorum. İşler kötü mü abi? Nereden anladın? Ben anlarım abi. Arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun, poposu yanmış tazı gibi dolaşıyorsun. Evet. Abi şöyle bir kavga etsek açılırız be. Baş sıra. Sağ ol abi. Şu arabayı takip et. Avucunun içinde billabi. Hak ettin mi? Tanışıyor musunuz? Ablamız kraldır. Üstelik de bizdendir. Hadi gazla. Birinci seferki gibi arabayı yakalayalım. Benden kuş kaçar, araba kaçmaz abi. Şimdi gazlıyorum. Belki kaçmaz. Anlamadım. Ne dedin abi? Şu avucunun içinde bil be. Bu sefer başardık abi. Teğet geçtim. Bu şehrin bütün yolları da viraj be abi. Dön baba, dönelim. Bye.
Bak abi, gördün mü? Şıp diye geldim. Abi tehlikeli bir hisse, önce ben gideyim abi. Karate siyah kuşağım. Boks şampiyonuyum. Araba yarışlarında birinciyimdir abi. Abi feleğin çemberinden geçmişim. Adama şöyle bir vurdum mu sinek gibi ezerim abi. Bir kurşun attım mı adamı bıyığından vururum. Abi ekmeğim tehlike. Hayatım kavgıyla geçmiş. Abi ölüme meydan okurum. Kıyak adamsın, kıyamam sana. Bırak ben gideyim temizleyeyim hepsini. Ben de sana kıyamam. Daha çok gençsin. Önünde güzel yıllar var. Bırak da bu işi ben halledeyim. Bırakma beni abi, ben de geleyim be abi. Bak abi, bir vurayım, kırayım, dökeyim be abi. Siz burada bekleyin. Korkma, seni korurum. Sonra da gider onu kurtarırım. Hoş geldin yakışıklı. Hoş bulduk küçük. Kopukların da yanında. Gene ne hatlar karıştıracaksın? Bir iş konuşması yapacağız. Serserilerle hiç konuşmam ben. Konuşursun aslanım. Mecbursun bir kere. Artık polis değilsin. Polis müdürünle aran da iyi değil. Üçüncüsü, sen artık pis bir alkoliksin. Velhasıl bitmiş bir adamsın. Hislendirdin beni. Gözlerim yaşardı. Neredeyse alacağım. Bizim senin gibi adama ihtiyacımız var. Yapma ya. Vay anasını. Sözümü kesme. Bağışlasana. Müdürün hariç iyi dostların var. Onlara bilgi de vereceksin. Tabii bu bilgiler yanlış olacak. Yanıltacaksın onları. Bize de oradan narkotik şubeden doğru bilgiler getireceksin. Dinle serseri. Benim bu işe bulaşmamın tek bir nedeni var. Kardeşim öldürüldü. Ben de kardeşimin katilini istiyorum. Onu sana vereceğim. Ya teklifini kabul etmezsem? Buradan sağ çıkamazsın. Evet hayatım. Sen ne dersin bu işe? Çaresizsin. Başka seçeneğin yok. Ya, haklısın güzelim. Galiba başka seçeneğim yok. Geldim abi, sen hiç merak etme, ben hepsini temizlerim. Allah! Yerim ulan sizi, gel abi, yandım Allah! İyi ki önce siz vurdunuz, prensibimdir, bana vurmayana vurmam. Şimdi size bir iyilik yapacağım. Merak etme abi, sen ne yapacağım, yandı al. Hepinizi yok ederim Allah! Sıkı durun lan, gelin! Ah! Dur lan, önce ben vuracağım, yine! Ah! Hepinizi yok lan! Ah! Yandım Allah! Şimdi hak ettin. Neyi? Bil bakalım neyi? Oh,
Ben gerçekten polis olamayacağım abi. Hıyarın tekiyim. Dayak yiye yiye öğrenirsin. Sıkma canını. Bari bir şey öğrenebildin mi? Ama sen çok hızlısın be abi. Hiçbir şey anlayamadım ki abi. Daha gençsin. Büyüyünce öğrenirsin. Sen öğretirsin abi. Baş üstüne. Ya, ya durun, dönmeyin. Yoksa başınız döner. Şimdi size bir iyilik yapacağım. Aman abi, istemez yapma. İşi kabul ediyorum. Sinirleri gittikçe bozuldu. Kardeşini bulduğunda çıldıracak. Kartal Murat Esrar kadın ticareti işimizi durdurdu. Yıllarca sabrettik. Kardeşinin bir paçavra olmasında kendisini suçlu bulacak. Kahrından ne yaptığını bilemeyecek. O zaman her istediğimizi yapacak hale gelecek. Ve ayaklarımızı yalayacak. Eğlendirmenin zamanı geldi. Ben ne zaman tam soyunacağım? Zamanı gelince söylerim. Şimdi hak ettin. Neyi? Bil bakalım neyi? Lanetsiz! Ah!
Kartal Murat kudurmuş gibi üstümüze geliyor. Öldürmeden önce ayaklarımızı yalatacağız. Abimin yerini bildiğini anlamıştım. O kolay ölecek biri değildi. Hadi konuş. Nerede? Seni buldum. Sen bir ölüyü buldun. Hep sen güçlüydün. Babamız öldüğünde bana sen babalık ettin. Beni tam bir erkek gibi büyüttün. Kendin gibi erkek, güçlü. Ama ben bittim. Beni eski patronum mahvetti. Sen güçlüsün. Ben yenildim. Şöhretimi kaybetme korkusuna. İlaçlara yenildim. Ama seni çok sevdim. Hep sevişeyim. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Ağlamaktan, dilenmekten, eroin ihtiyacı için bir köpek gibi sürünüp iğrenç işler yapmak istemiyorum artık. Yapmak istemiyorum. Lütfen bana bir iyilik yap. Bırak öleyim. Yalvarırım, bırak öleyim. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Beni yalnız bırakma abi. Çok üşüyorum abi. Ama seni çok sevdim. Hep seveceğim. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Seni çok seviyorum abi. Sen cesur, yiğit, kimsenin dünyada yenemediği tek erkeksin. Kardeşin ölümüne üzüldüm. Boşuna ölmedi. Ölürken bir isim söyledi. Değer miydi? Kötülerin bitmesi için iyi insanlar da onlar kadar cesur olmalı. Patronun kim olduğunu artık biliyoruz. Öyleyse seni de öldürürler. İki oğlum vardı. İkisi de polis. Biri sakat kaldı, diğeri öldürüldü.
Ben onların babasıyım ve bazı insanlar adalet için ölmesini bilirler. Az sonra bir tepeye geleceğiz. Aşağıda senin için gerekli her şey var. Tehlikeye girmeni istemem. Baş üstüne. Gene görüşeceğiz dostum. İyi şanslar dostum. Belki gene görüşeceğiz. Çabuk takip edelim. Çabuk ol. Çalıştır motoru. İşte orada. Önünü kes. Önünü kes. Çabuk. Önünü kes. Thank you.
12'yi 5 gece geliyorum. Seni öldüreceğim. Bana erişemezsin. Bana bugüne kadar hiç kimse erişemedi. Yaklaşıyor. Onu oradan geçirmeyin. Engel olun. Öldürün. Her tarafa adamlar koyun. Onu mutlaka öldürün. Thank you.
Bunu kutlayalım. Bana hiç kimsenin erişemeyeceğini söylemiştim. Gece 12:05 geçe geliyorum. Seni öldüreceğim. Ne kadar silahlı adam varsa köşkün etrafına yerleştirin. Kartal geliyor, geliyor. Şimdi her şey hafif. Sevgili dostum. Thank you.
Kartal geliyor, hepimizi öldürecek. Seni de öldürecek, seni de. Kartal, kartal geliyor. Kartal, kartal. Kusura bakma, iki dakika erken geldim. Özür dilerim. Oh, shit.